Malik bin Dinar Hazretleri hacca gitmişti. Haccını tamamladığı gece rüyasında, "Ya Malik, hacca gidenler içinde Muhammed bin Abdurrahman isimli kimse affedilmedi," diye bir ses işitti. Sabah olunca durumu kendisine haber vermek üzere bu zatı aramaya başladı. Çevresinden sorup soruşturdu. Onu tanıyanlardan bazıları, "Bu aradığın bizim bildiğimiz Muhammed bin Abdurrahman ise Kur'an ehli olan ve her yıl hac eden mübarek bir zattır," dediler. Malik bin Dinar ara araya onu bir köşede Kur'an okurken buldu. Tam ona, "Muhammed bin Abdurrahman sen misin?" diye soracak oldu ki o kimse birden ah çekip bayıldı. Daha sonra ayıldığında Malik bin Dinar'a dönüp şöyle dedi. "Beni rüyanda gördün ve sana hacca gidenler içinde Muhammed bin Abdurrahman isimli kimse affedilmedi diye nida edildi. Sen de kalkıp Allah-u Teala'nın beni affetmediğini söylemeye geldin değil mi?" Malik bin Dinar Hazretleri bu duruma çok şaşırdı ve hayretle sordu. "Sen salihlerden birine benziyorsun. Fakat çok merak ettim. Acaba nasıl bir günah işledin de Cenab-ı Hak seni affetmiyor?" dedi. Bu soru üzerine o zat gözyaşlarıyla anlatmaya başladı. "Bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. İçki içip sarhoş olmuştum. Bu sırada babam beni her yerde aramış ve bir duvar dibinde sarhoş halde yatarken bulmuş. Babam beni kaldırıp eve götürmek isteyince ben de sarhoşluktan ne yaptığımı bilmez vaziyette ona vurup bir gözünü çıkarmışım. O da bundan çok müteessir olup bana beddua etmiş. Daha sonra ben sarhoşluktan ayılıp kendime gelince neler yaptığımı büyük bir üzüntü ile öğrendim. Çok pişman olup içkiye ve bütün günahlarıma tövbe ettim. Bütün içki küplerini ortadan kaldırdım. Kölelerimi serbest bıraktım. Fakirlere tasaddukta bulundum. Bundan böyle isyanı terk edip Allah'a layık bir kul olmaya karar verdim. İşte o gün bugündür her yıl hacca gelir dua ederim. Fakat her seferinde sizin gibi biri bana gelir ve Allah-u Teala'nın beni affetmediğini rüyasında gördüğünü söyler." O zat bunları anlattıktan sonra hıçkırıklarla ağlamaya devam etti. Malik bin Dinar onun bu haline acıdı, babasından oğlunu affetmesi için aracı olmaya karar verdi. Babasının yerini sorup öğrenerek yanına gitti. O zatın babası Malik bin Dinar'ı görür görmez, "Hoş geldin ya Malik Dinar," dedi. "Beni nasıl tanıdın?" "Bugün Allah-u Teala'ya dua edip seni görmeyi dilemiştim. Seni ziyaretimin bir sebebi var." "Buyurun, sizin istediğiniz benim için emirdir. Yeter ki elimden gelen bir şey olsun." Malik bin Dinar şöyle söze başladı. "Farz et ki kıyamet kopmuş. Oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Şayet sen onu affetmezsen cehenneme atacaklar. Bu durum seni üzmez mi?" dedi. Bunu duyan babası ağlamaya başladı ve şöyle dedi. "Sen şahit ol ki oğlumun kusurunu affettim ve ona hakkımı helal ettim." Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlunun yanına gidip müjdeyi verdi. "Baban senin suçunu bağışladı. Biraz sonra seni görmeye gelecek." Bu haberi duyan Abdurrahman ağlayarak tekrar bayıldı. Bu sırada babası geldi. Nihayet gözlerini açtı. Karşısında babasını görünce ona yalvaran bir sesle, "Babacığım ne olur gel sen de benim gözümü çıkar ki kıyamete kadar kalmasın," dedi. Babası, "Hey gözümün nuru, ben suçunu bağışladım.
senden razı oldum, dedi. Bu sırada Abdurrahman iki defa şehadet getirdi. Malik bin Dinar ona sordu. Halin nasıldır? Baygın haldeyken başucumda eline topuz olan bir melek durup bana, baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım, dedi. Az sonra başka bir melek gelip ipek bir mendille gözlerimin yaşını sildi ve dedi ki, şehadet getir, baban ve Allah-u Teala senden razı oldu, dedi. Bunları söyler söylemez de ruhunu teslim etti.